Merhaba Uyuşturucu Savaş TV izleyenleri, Uyuşturucu ile Savaş'ta Gençlik adlı programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda size Uyuşturucu ile Savaş kitabımızdan kısa bir bölüm okuyacağız. Evet, başlayalım o zaman programımıza. Size okuyacağımız, aktaracağımız bölümün başlığının adı Uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilere operasyon yapılıyor. AKP uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilere saldırıyor, gözaltına alıyor, işkence ediyor ve tutukluyor. Tedavi merkezimizi kapatıyor, yerine karakol yapıyor. 2 yıl içinde 400 uyuşturucu bağımlısına uyuşturucuyu bıraktırmayı başaran Halkın Tedavi Merkezi Hasan Ferit Gedik uyuşturucuyla Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ne faşist mafya devletinin yaklaşımı nasıl olmuştur? Polis ordusuyla İstanbul Gazi Osman Paşa'da bulunan Hasan Ferit Gedik binasına operasyon yaptı. Çalışanları ve hastaları gözaltına aldı, işkenceden geçirdi. Hasan Ferit Gedik binası polis karakolu yani kale kolu yapıldı. Evet Uyuşturucu Savaş TV izleyenleri, bugün Gazi Mahallesi'nde bulunan, daha öncesinde bizim uyuşturucuyla mücadelede tedavi merkezi olarak kullandığımız ve 400 kişi tedavi ettiğimiz binamız polisler tarafından işgal edildi ve orası şu anda özel harekatın binası halinde kullanılıyor. Faşist devlet uyuşturucu sorunu karşısında tutumunu daha açık nasıl anlatabilir? Diyor ki, halka tedavi merkezi değil karakol yapacağız. Üstelik 400 uyuşturucu bağımlısına uyuşturucuyu bıraktıran tedavi merkezini karakol yaparak bunu kanıtlıyor. Bu nedenle AKP iktidarı uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadele etmez, edemez. AKP faşizmi onlarca kişiyi uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadele ettiği için tutuklamıştır. AKP faşizmi bizim yozlaşmaya karşı verdiğimiz mücadeleyi engellemek için insanlarımızı katletmiştir. Birol Karasu, Hasan Ferit Gedik bunların en somut örnekleridir. Hasan Ferit 21 yaşında Gül Suyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı yapılan, uyuşturucuya yozlaşmaya karşı yapılan bir yürüyüşte çeteler tarafından başından 4 boynundan bir kurşunla vurularak katledilmiştir. Ve Hasan Ferit'in kanlı gömleği hastanede polisler tarafından çalınmış, bütün kanıtlar ortadan kaldırılmıştır. Bugün Hasan Ferit'in katilleri hala dışarıda, hala çocuklarımıza uyuşturucu satıyor, hala mahallelerimizde gençleri zehirliyor. AKP'nin yaptığı ise uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadele eden devrimcileri tutuklamak, çeteleri beslemek ve büyütmektir. AKP faşizmi Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ne defalarca kez saldırmış, çalışmalarını engellemek istemiş, korkutmak için kurşunlamış, son olarak çalışanlarını ve tedavi gören hastalarını gözaltına almış, tutuklamıştır. Bunun için AKP'nin polisi uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı bizim eylemlerimize saldırmaktadır. Halkların en doğal hakları, uyuşturucuya karşı mücadeleleri, AKP faşizminin büyük bir hışımla ve korkuyla saldırısına maruz kalıyor. Bunun için AKP'nin faşist polisleri 31 Ağustos günü sabaha karşı helikopterler, tomalar ve akrepler eşliğinde yüzlerce özel harekat polisiyle Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ne saldırmıştır. Hasan Ferit Gedik'te tedavi gören hastalar ve çalışanlarla birlikte tam 15 kişiyi gözaltına almıştır. Bu tablonun bize anlattığı nedir? Tedavi olmak için uyuşturucunun sorumlusu, devletten çözüm bekleyemeyiz. Halk olarak kendi hastalarımızı kendimize tedavi etmek durumundayız. Bu gerçeğe rağmen AKP iktidarı yöneticileri, soysuz Süleymanlar, Tayyip Erdoğanlar halka uyuşturucuya karşı mücadele ediyoruz yalanını söylemeye devam ediyorlar. AKP iktidara geldiği andan itibaren ülkemizdeki uyuşturucu kullanımı tam %800 kat artmıştır. Bugün 8 yaşındaki çocuklar bile artık uyuşturucu kullanıyor ve bağımlı hale geliyorlar. Bonzai denen uyuşturucu maddenin fiyatı 2 liraya kadar düşürülmüştür. Uyuşturucu fiyatlarının bu kadar düşürülmesi, uyuşturucunun bilerek devlet eliyle ve polis tarafından yaygınlaştırılması demektir. Tarih 7 Şubat 2018. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki, polis sokakta amansız mücadele ediyor ve torbacılara, dağıtımcılara karşı başarılı oluyor. Ancak asıl baronları bulamıyoruz, onlara ulaşamıyoruz. En büyük eksiğimiz bu. Hayır, sizin en büyük yalanınız, en büyük ahlaksızlığınız budur. Yalan,
uyuşturucuya karşı mücadele eden Hasan Ferit Gedik, Uyuşturucu ve Savaş ve Kurtuluş Merkezi'ni işgal edip kapatır mı? Erdoğan'ın yeğeni Mehmet Erdoğan 2010'da 50 kilo esrarla yakalanmıştı ve serbest bırakıldı. AKP'li meclis üyesi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Zonguldak Devrek Çay Değirmeni Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Şaban Postal'ında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Bu 13 kişi uyuşturucudan tutuklandı, uyuşturucuda savaş dediği izleyenleri. Yani bu tablo bize anlatıyor ki AKP faşizmi uyuşturucuya karşı mücadele etmiyor. Aksine uyuşturucuyu bilerek kendisi para kazanmak için, halkı sömürerek, açlıkla, yoksullukla yönetebilmek için uyuşturucuyu bilerek yaygınlaştırıyor ve dağıtıyor. Evet, Uyuşturucuda Savaş TV izleyenleri, AKP faşizmi iktidara geldiğinden beri açlık, yoksulluk, uyuşturucu, yozlaşma kat ve kat artmıştır. Her 100 kişiden 25'i uyuşturucu kullanıyor. Her 10 liseliden 5'i uyuşturucu kullanıyor. Her 10 üniversiteden 5'i uyuşturucu kullanıyor. Dediğimiz gibi uyuşturucu kullanım yaşı 8 yaşına kadar düşmüştür. Ve 60 yaşında koca koca insanlar uyuşturucu kullanmaz. Evinde, barkında, çoluğunda, çocuğunda dediğimiz insanlar bile uyuşturucu kullanıyor, bağımlı hale geliyor. AKP faşizmi uyuşturucuya karşı mücadele etmiyor. Aksine uyuşturucuyu çok daha fazla yaygınlaştırıyor. Çünkü AKP kendi yarattığı adaletsizlikten korkuyor. Ve halkı uyutabilmek için, sömürüsüne devam edebilmek için, sömürüyle yönetebilmek için uyuşturucuyu kendi eliyle yaygınlaştırıyor. Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, AKP faşizminin uyuşturucuyu yaygınlaştırdığını bilmeli, görmeliyiz. Kendi çocuklarımızı uyuşturucu kullandığı için suçlamamalıyız. Onları uyuşturucuya iten, onların uyuşturucuya kullanmasına sebep olan AKP faşizmidir. Onun polisleri, onun güvenlik güçleridir. Mahallelerimizde uyuşturucuyu kendi elleriyle dağıtan polislerdir. Evet, Uyuşturucuda Savaş TV izleyenleri, bu programımızda AKP faşizminin uyuşturucuya karşı mücadele etmediğini, uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcilere nasıl saldırdığını, nasıl gözaltına aldığını, nasıl işkence yaptığını ve nasıl tutukladığını sizlerle konuştuk. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Uyuşturucuda Savaş TV'yi izleyelim, izletelim.